Sıcak ve soğuk adam aynı kıza aşık olursa ne olur? Sıcağı yoksa soğuğu mu seçecek? Öğrenmek için yeni videomuzu izleyin. Hadi başlayalım. Tolga bir iş arıyor. İşte doğru pozisyonu buldu. Ne şanslı ama. Ne kadar güzel bir kafe ve sahibi çok etkileyici. Tolga tamamen şaşkına döndü. Ve Serena'nın söylediği tek kelimeyi bile duymadı. Neyse, sonunda her şeyi çözer herhalde. Ve işte yeni arkadaş veya yeni bir rakip mi desek. Alican'ın yeni adamdan pek memnun değil. Bu bir savaş. Hava çok güzel. Alican çiçek sulamaya karar verdi. Ve Tolga'nın da aklında bir şeyler var. Biraz sihir kullanacak. Neler oluyor? Ne olacağını tahmin edemezsin. Tolga'nın sihri sıcaktan dolayı kayboluyor. Eyvah! İş gününün ortasında bir duşa ne dersin? Serena'nın planları arasında duş yoktu. Alican bunu nasıl düzeltecek? Tolga bunu kazandı. Şimdi Serena'ya bir adım daha yaklaştı. Ve Alican, Serena için yeni bir telefon almak zorunda kalacak. Mikrodalga bozuldu. Alican her zaman yardım etmeye hazır. Tam zamanında. Yemek hazır. Ama Tolga onu mahvetmeye karar verdi. Bir silikon mat üzerine izomalt dökelim. Buzlu masaya ayaklarını ekleyelim. Neredeyse hazır. Bir acı badem kurabiyesi, kandurin kaplı yaban mersini ve nane ekleyelim. Harika görünüyor. İşte sipariş. Ama garson çatal bıçağı unuttu. Kız bunun yerine ellerini kullanmak zorunda kalacak. Hepsi donmuş. Eyvah! Tolga kendi şakasının kurbanı oldu. Karma diye buna derim. İşte Serenay. Adamlar gerçek bir savaş yapıyor. Alican ilk hamleyi yaptı. Ama sevgililer günü kartı çok sıcak. Başaramadı. Hamle sırası Tolga'da. Görünüşe göre bugün şanslı günü değil. Serenay kar fırtınasına hazır değildi. Çocuklar, işe koyulsanız iyi olur. İyi taraftan bakarsak Serenay koleksiyonuna yeni kalpler ekledi. Alican her şeyin mükemmel görünmesini istiyor. Ancak Serenay ve Tolga'nın ilişkisinin ilerlemesini istemiyor. Onları bir anda görünce öfkeyle kaynıyor. Vay canına. Duygularını kontrol etmeyi öğrenmeli. Serenay menüye yeni bir yemek eklemeye karar verdi. Vay be, ne kadar sıradışı bir yaklaşım. Bu gerçek bir gurme mutfağı. Bir bal kabağı pişirelim ve ezelim. Yumurta sarısı, krema, şeker ve tarçın ekleyelim. Her şeyi karıştıralım ve küçük kaselere dökelim. Onları fırına koyalım. Çok lezzetli. Çocuklar bu yeni tarife bayılıyor. Gerçekten denemek istiyorlar. Serenay buna hayır diyemez. Alican son dokunuşu eklemeye karar verdi. Önce Tolga'nın denemesine izin ver. Tolga'nın beklediği bu değildi. Belli etmemesi gerekecek. Serenay çok kızdı.
Alican bu yeni yemeğin tadını çıkartıyor. Tolga, denemek ister misin? Alican Serena için bir sürpriz yaptı. Tabağı öylece bırakmamalıydı. Tolga'nın aklında bir şey var. Badem ezmesinden pul biberleri şekillendirelim. Onları bir tabağa koyalım. Tıpkı gerçek gibi görünüyorlar. Alican tuhaf davranıyor. Onu buraya bunun için mi getirdi? Birisi itfaiyeyi arasın. Alican oldukça sinirli olabiliyor. Özellikle Tolga onunla dalga geçtiğinde sinirden kuduruyor. Alican'ın yeni bir siparişi var ama acelesi yok. Tolga bu fırsatı kaçıramaz. Alican çok şaşıracak. Avokado, domates, soğan, sarımsak, pul biber ve kişnişi dilimleyelim. Lime kabuğunu rendeleyelim ve her şeyi karıştıralım. Mükemmel. Müşterinin beklediği bu değildi. Biraz sihir yaptı. Şimdi tabağı çok sevdi. Bu daha iyi. Ne güzel kokuyor. İş günü bitti. Önlükleri geri koymanın tam zamanı. Serena'ya veda öpücüğü. Bu kötü fikirdi. İşte tam Tolga'ya göre bir müşteri. Adam çok sıcaklamış. Serinlemesi gerekiyor. Buzdağı şeklindeki bir pastayı çikolatalı ganajla kaplayalım. Jöleyi büyük bir dondurma bardağına koyalım. Ve pastayı ekleyelim. Sertleşmesini bekleyelim ve bir katman daha ekleyelim. Bir buzdağı pastası hazır. Tolga insanları bekletmekten hoşlanmıyor. Müşteri bunu çok sevdi. Bütün bunları tek başına bitirebilir mi? Öyle görünmüyor. Serenay geç kalmaya tahammül edemez. Alican, önlüğü ne hale getirdi böyle? Neden ütülemedin? Görünüşe göre Tolga neden olduğunu biliyor. Eyvah! Alican önlüğün yere düştü. Tolga kendinden çok memnun. Serenay da Tolga'dan. Alican ne yapmalı? Elbette sihrini kullanacak. En iyi ütüden daha iyi ütülüyor. Şimdi Serenay durumdan gayet memnun. Tolga'nın bir dahaki sefere daha iyi bir plana ihtiyacı var. Bu müşteri oldukça alışılmadık bir sipariş istiyor. Serenay meydan okumaya hazır. Alican burada olmadığı sürece nereye gitti? Alican, Tolga'dan intikam alma şansını kaçırmayacak. Silikon bir mat üzerine kırmızı ve sarı izomalt dökelim. Alevler yapalım. Onları çilekli dondurmaya ekleyelim. Hazır. Müşterinin sipariş ettiği bu değildi. Ne korkunç bir hizmet. Şimdi Tolga'nın günü kurtarması gerekecek. Müşteri öfkeli. Biraz marshmallow'a ne dersiniz? Tolga durumu kurtardı gibi. Yanılmışız. Özel bir konuk için ne güzel bir burger. Kim götürecek? Kimse pes etmeye hazır değil. Olamaz. Her şeyi mahvettiler. Serenay onlardan bıktı. Gitseler iyi olur. Şimdi pozisyon tekrar açıldı.